Arkadaşlar. Bakın Deniz'in durumu hiç iyi değil. Benim onu hemen eve götürmem lazım. Nereye abi? Bizim eve gideceğiz. En azından düzelene kadar bizde kalması lazım. Sizin eve mi dedin? Olmaz. Bence de hiç olmaz. Oldu. O zaman Bahri amcalar onu bu halde görsün, tamam mı? Peki babanların ne söyleyeceksin? Onları aradım. Evde yoklar zaten, tamam mı? Hiç kimsenin haberi olmayacak. Siz merak etmeyin. Mert haklı aslında ya. Deniz bu halde eve götürmek doğru olmaz. Deniz bu gece kendine gelemezse Bahri amcalara ne diyeceksiniz? Bahri amcalara onun Mehveş'te olduğunu söyleyeceğiz, tamam mı? Hadi Mert, kalk bakalım. Deniz, dün gece biz birbirimizden hiç ayrılmayacak şekilde bağlandık. Allah'ım deli olacağım ya. Ne oldu o gece? Ne oldu? Mert! Gitme! Ben kahve istemiyorum. Deniz'im bak, ne olur sakin ol. Şöyle kahve içelim. Hem ben kendime gelmek ya ben kendime gelmek mi istemiyorum? Sen istiyorsun. Hadi, öp beni. Ben böyle bir şey yapmış olamam. Olamam. Bahri. Bahri. Telefonun çalıyor. Ben bırak çalsın. Belki önemli bir şeydir, bak istersen. Alo? Bahri, uyandırdın mı? Nasılsınız? Yanlış bir zaman olduğunu biliyorum ama Deniz'i çok merak ettim Bahri. Sen de geri aramayınca. Tabii, siz de haklısınız. Meryem, ben Deniz'le konuştum ama seninle ilgili bir şey söylemedim. Nasıl desin yavrum? Annesinden nefret ettiğini söylemeye yediremiyordur kendine. Çok düşündüm Bahri. Kararımı verdim. Deniz'le konuşacağım. Ne konuşacaksın? Konuşacağımı boş ver. Nasıl boş vereyim Meryem? Yani konuşacakların beni de ilgilendiriyor. Hem bu konuşma için doğru bir zaman olduğundan emin misin? Eminim Bahri. Lütfen dediğimi yap. Ve Deniz'in benimle konuşmasını sağla. İyice düşündün mü Meryem? Sonradan pişman olacağım bir şey söylemeyiz. Merak etme Bahri. Sen yeter ki beni kızımla konuştur. Ben 4 gibi yine arayacağım. Peki. Ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sağ ol Bahri. Görüşürüz. Görüşürüz. Kimmiş arayan? Bir hasta. Ameliyat yerime iltihap varmış, ne olmuş? Onlar da panik yapmışlar. Öyle apar topar çıkınca ben de önemli bir şey zannettim. Yok yok, önemli bir şey. Merhaba. Takiptesiniz değil mi? Süper. Nerede peki şimdi? Evde mi? Oh, ödüm koptu. Bana okula kendin git diye mesaj atmış da bir işler karıştırıyor zannettim. Onun için sormak istedim. Tamam. Bakın dediğim gibi bugün çok önemli bir gün. Onu lütfen gözden kaçırmayın. İyi takip edin. Bir kızı alıp bir iş yerine bırakacak. Onu öğrenmenizi istiyorum. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.
intiharlara kalkışlar, kızımız da uyanmış. Vallahi Suna, bak bu zamana kadar kimse benim için intihara kalkışmadı. Çok kıskandım şimdi. Vallahi Banu, bununla da dalga geçiyorsun ya, helal olsun sana. Semih çok iyi biri, sadece sevmek ve sevilmek istiyor, o kadar. İyi, evlen o zaman. Ya ben öyle bir şey demedim. Hem benim daha iyi fikirlerim var. Neymiş? Bu ailede bütün parlak fikirler bir sana gelmiyor canım. Arada sırada bize doğuruyor. Aman iyi tamam ablacığım. Ne yapıyorsan yap. İsabet buyurursunuz hanımefendi. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Hayrola? Pek bir neşeli, keyifli gördüm seni. Annenle aram düzeldi. Neden keyifli olmayayım oğlum? Annemle aran düzeldi de... Ne olacak bu para bu işleri baba? Halledeceğiz oğlum. Onları da halledeceğiz. Merak etme sen. Neyse. En azından annemle artık bir sorun yaşamıyorsun. Nerede şimdi o? Sabah erkenden spora gitti. Beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim Berna'cığım. O kadar zor çıktım ki evden. Biliyorum. Ama ne yapayım? Senin Celal'in yanında düşündükçe deliye dönüyorum. Hep benimle olmanı istiyorum. Mustafa, çok güzel sözler bunlar da. Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bunca yıl bekledikten sonra hiçbir şey umurumda değil artık. İyi ama ben hala evli bir kadınım. Orası kolay. Yakında boşanmış bir kadın olacaksın. Avukatı arayıp öğleden sonra için randevu aldım. Evet, teşekkür ederim de... Benim kafamı kurcalayan sorular var hala. Ne gibi? Ben aramızda ne olduğundan hala emin değilim. Aramızda ne olduğunun en güzel yanıtı... Boşa geçen 20 sene. Ben seni hiç unutmadım. Ya sen? Sen beni unutabildin mi? Benim gerçekten gitmem lazım. Ben bir rüya gördüm. Çok korktum. Böyle öcüler falan vardı. Yanında yatabilir miyim ya? Ne olur? Canım, kıyamam ben sana. Neyim, madem çok korktun, gel bakalım. Denizciğim, müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Tabii hocam, buyurun. Hocam, eğer dün geceyle ilgili bir şey soracaksanız... Yok, hayır. Onunla ilgili bir şey sormayacağım. Ben başka bir şey konuşmak istiyorum. Evet. Hani sen geçen gün... annenle telefonla konuştun ya. Biz bu konuda seninle hiç konuşamadık. Konuşacak bir şey yok. Ben neler hissettiğini bilmek istiyorum. Ne mi hissettin? Anneme duyduğum öfke ve kırgınlık daha da arttı. Hepsi bu. Annen seninle tekrar konuşmak istiyor. Benim onunla konuşacak bir şeyim yok. Vicdanını rahatlatmaya çalışmasın. Ben onu asla affetmeyeceğim. Denizciğim, fevri davranıyorsun. Ben seni anlıyorum. Sen çok kırgınsın ama neticede o senin annen. Annemmiş. O beni bırakıp giderken bir kız olduğu hiç düşündü mü hocam? Hayır. Bir paçavra gibi fırlatıp attı beni. Yapayalnız bıraktı. Hem de ondan başka kimsem yokken. Denizciğim. Hocam lütfen, konuşmak istemiyorum. Kendinizi hiç yormayın. Peki. Eğer onunla tekrar konuşmak istersen bugün saat 4'te arayacak. Sakin kafayla bir düşün, öyle karar ver. Konuşmak istersen de bana haber ver. Odamda olacağım. Thank you.
gördün bakayım rüyanda? Böyle cüceler vardı. Kötü kalpli cüceler. Kıvırcık saçlı. Bizi ayırmaya çalışıyorlardı. Geçti mi peki şimdi korkun? İnsanın senin yanında korkusu mu kadar? Kızılcık. Kalkalım mı artık? O yattı olmaz. Senin yanında böyle bütün gün yatabilirim. Ay, olur mu öyle şey? Aslında haklısın. Bence de kalkalım. Hem daha bir sürü işimiz var. Mesela sana gidip dolap bakacağız daha. Neden? Ne demek neden? Madem benim evimde kalacaksın, geçen seferki gibi benim dolabımı işgal etme istersen hanımefendi, ha? Madem öğrenci işlerinden bilgi vermiyorlar, ben de o zaman Banu Hanım hakkındaki gerçekleri öğrenmek için kamuoyu yoklaması yaparım. En iyisi şu Ozan Zirzok'unu bulmak. Bakar mısın? Ben Ozan'ı arıyorum ama soyadını bilmiyorum. Lan biz de benim peşimden mi? Bir tane Ozan vardır. Hangi bölüm, kaçıncı sınıf? İpucu vermen lazım. Ya birinci veya ikinci sınıfta. Sarışın bir tip ya. Böyle tiki bir tipi var. Yok, tanımıyorum. Tamam, sağ ol. Lan bağım. Şu herifi benim başıma sardın ya. Ben geldim. Nihayet. Al şunları önümden. Vallahi bu zafer yüzünden obez olacağım ben. Niye? Yeni bir gelişme mi var? Yok. Adama ilanı aşk ettik, bir şey söylemedi. Dün eve derse geldi, yine tık yok. İlginç ya. Ya bari biz nerede hata yapıyoruz? Hadi sen çekip gittin salak gibi. Ya ben? O Araboğlu'nun gelmesi her şeyi berbat etti. Ne yapacağız Pelin? Nasıl ya? Artık sana da güvenemeyeceksen bittim yani. Of, bir daha aşık filan olmak istemiyorum. Var. Benim bir fikrim var. İnleteceğiz onları. Hadi ya, anlatsana. Yeme şunları, yeme. Özgürcan, sende de amma çok aksiyon varmış ha. Film gibi. Sorma ya, Meveş evden çıkana kadar ecel terleri döktüm ha. Allah'tan o sırada Deniz geldi de yırttık. Yoksa ben durumu nasıl açıklardım? Bizde de durum aynı be Özgürcan. Babam kapıyı açtığında tamam dedim, ben gittim. Bir baktım, Allah'tan Deniz başının üstüne kadar çekmiş yorganı. Babam da onu Hande sandı. Peki o gece ne oldu? Deniz'le konuşabildin mi? Var mı bir gelişme? Evet var. Ama Deniz bunun farkında değil. Farkında değil mi? Nasıl yani? Deli olacağım Mehveş ya, deli olacağım. O gece ne olduğunu bir türlü hatırlayamıyorum. Ya bir dakika ya, bir dakika. Baştan alalım. Sen şimdi o sabah Mert'in yatağında Mert'in tişörtüyle uyandın, öyle mi? Evet. Peki hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Ya parça parça bir şeyler hatırlıyorum ama. Nasıl şeyler? İşte Mert'in beni eve getirmesi falan. Ama tamamını hatırlayamıyorum. Ya Deniz, siz sakın o gece... Yok artık, saçmalama. Öyle şey olmaz. Tamam canım, tamam. Kızma hemen. Mert ne diyor peki? Konuştunuz mu? Beni sinir etmek için esrarengiz şeyler söyleyip duruyor. Ama ne olduğunu o gece anlatmıyor. O da ayrı bir cins. Sanki oyun oynuyoruz burada. Ya Mehveş, ne yapacağım ben? Bir türlü aklımdan çıkmıyor o gece. Ben biliyorum ne yapacağımızı. Yürü canım derse. Hem kafan dağılır biraz. Ozan! Bakar mısın biraz? Bak abi, benim seninle bir problemim yok. Bağımda da. Neyse ne işte. Ne soracaksan sor. Uzatmıyorum. Ozan, sen bağımdan çok hoşlanmıyorsun galiba. Ha? Bunu mu soracaktın? Yok. Yani hoşlanmadığını anlıyorum. Ama yani sürekli aynı yerde olmak zor olmuyor mu? Evet. Bu okulda birinden saklan, hemen karşına çıkar. Yani ikinizin de aynı okulda okuması bence biraz... Evet, ben bu okulda okuyorum ama Banu... Söyle canım. Ben gidiyorum. Ozan! Konuşmamız! Bak kardeşim, sen lafı dolandırıyorsun. Sana net bir şekilde söyleyeyim.
Benim Banu ile aramda hiçbir şey yok. Hadi görüşürüz. Söyle Selif. Anladım. Anladım, tamam. Tamam, hemen geliyorum ben. Nasıl ya? Biz şimdi iplemeyecek miyiz bunları? Aynen öyle şekerim. Taktik değiştireceğiz. Bunca zaman üstlerini titredik, peşlerinden koştuk da ne oldu? Hiç. Demek ki bunlara başka türlü davranmak lazım. Bir halime bir zalim der babaannem. Şimdi zalim olma zamanı geldi. İşkence yapalım. Kim işkencesi? Sessiz ve derinden. Artık onları umursamak yok benim. Ne yapabilsem? Melih yüzünden. Of Pelin ya. Uf, ne olursun unut artık şu Melih'i. Kızım, senin ne yaşadığının değil, Zafer'in ne yaşayacağının önemi var. Böyle ders sırasında kibar kibar üstten üstten davransan bak neler oluyor. Vallahi benim aklıma yattı bu. Artık aşkımızda ne ölsek de kuyruğu dik tutacağız, ne yapalım? Kızlar cephesinde yeni bir dönem başlıyor. Yeme! Hı? Çok güzel ama birer tane yiyelim hadi. Abiciğim yoş da hani bütün bu olanların deniz bilmeye hakkı yok mu? Neden anlatmıyorsun anlamıyorum ki. Anlatacağım Özgürcan, merak etme. Peki ne zaman? Her şeyin bir zamanı var Özgürcan. Acele etme. Bahri Hoca. Alo hocam, nasılsınız? İyiyim Mert, sağ ol. Mert, eğer müsaitsen seninle bir şey konuşmak istiyorum. Seni odamda bekliyorum. Tabii hocam, hemen geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bahri Hoca hemen benim odasında bekliyor. Gitmem lazım, ben kaçıyorum. Tamam, görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım benim. Ne yapıyorsun? Hiç. Eski fotoğraflara bakıyorum. Aa, bayağı eskiymiş bunlar. Baksana, beraber çıktığımız ilk seyahat. Marmaris değil mi orası? Hı-hı. Hatırlıyor musun? Plajda yatan yaşlı kadını arı sokmuştu da bütün plaj ayağa kalkmıştı. Kadın o panikte soyunmuştu da kocası havluyu zor yetiştirmişti. Ne güzel günlerdi değil mi hayatım? Aa bak, burada Mert bir aylık. Ne kadar güzel çıkmışsın. Ama nerem güzel Celoş, baksana fil gibiyim. Olur mu hayatım? Sen her zaman benim için güzelsin. Yanımdasın diye o kadar mutluyum ki. İyi ki beni terk etmedin ben. Evet. Ben bir duş alayım da. Hande, gel bak, burada çok ilgini çekecek bir şey var. Neymiş o? Tam sana uygun bir dolap var burada. Gelsene. Melih, ben burada kalamam. Neden Hande? Benim yüzümden mi? Hayır, kesinlikle değil. Her şey çok güzel. Hatta gerçek olamayacak kadar güzel ama. Aması ne Hande? Bak, hayatımda ilk defa bir kızı önemsiyorum. Ve şu Murat meselesi çözülene kadar onu hiçbir yere bırakmaya niyetim yok. Ama eğer o kız beni önemsemiyorsa sonra istediği yere gidebilir, tamam mı? Ben şu an tam olmak istediğim yerdeyim. Gel o zaman şuraya da dolabına bak. Daha çok konuşma. Kızılcık. Pembesi. Moru da var. Bluzunda da uyumlu. Evet, ben bu okulda okuyorum ama Banu. Ne demek ya? O ama benim midem bulandırdı şimdi. Tamam. Ozan Bey Banu Hanım'ın eski sevgilisi. Bunu çoktan anladık da. Anlamıyorum ben şimdi.
söyle. Yok ya. Tanıdık olmadan hiçbir şey söylemiyorlar ki. Ankara Üniversitesi öğrenci işleri. Oğlum var ya, sen bu alemin kralısın be. Yok yok. Ben bugün gidemem artık oraya. Hadi koçum, eyvallah. Sağ olasın.